Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün şurada bahçemizde bir tane vişne ağacımız var. Başka vişne ağaçlarımız da olduğu için buna kiraz aşılamayı düşünüyoruz. Şimdi 4 dal üzerinden gelişmiş bu vişnemiz. Şu hasta olmuş galiba. Bunu kesip atacağım dipten. 2 dal var. Şu da en büyüğü. Buna aşı yapacağım. Sebebi ise biraz aşı yaptığımız yerin güneş alması lazım. Yani bunu alırsak güneş almış olur. Çünkü şunu da keseceğim. Bir tane orada dal kalacak. Bir vişne, bir kiraz olarak tutarsa devam edecek. Şimdi öncelikle şuradan yapmayı düşünüyorum. Aşı yapmamız için bir sıkıntı gözükmüyor. Şuradan ben bunu yere 180 aşı yapacağım. Evet, şunu şöyle bir kenara atalım. Evet, şunu da keselim. Tabii burası tamam. Buraya kabuk aşısı da yapıyorlar. Ama ben yarma aşı yapacağım, kabuk aşı. Şimdi öncelikle şurayı bir almamız lazım. Şöyle içe doğru alıyoruz. Tabii keskin bir bıçağımızın olması lazım. Dışa doğru aldığımız zaman kabuk zarar görebilir. Kabuk soyulabilir. Böyle içe doğru bunu almakta fayda var. Şöyle bir ölü hücreleri buradan uzaklaştıralım. Bir tane bıçağım vardı, kırıldı. Şimdi bununla idare ediyoruz. Evet, bunu şimdi buradan sonrası şu tornavidayla açalım. Bıçağımızı çıkaralım. Ondan sonra tornavidamızı şöyle çakalım ortaya. Evet. Şurada aşı kalemlerimiz var. Bir yıllık sürgünlerden alıyoruz. Şu çok hoşuma gitmedi ama şunu dursun. Şu ikisini vuralım. Bunda da bir tane meyve gözü var gibi. Şunda da meyve gözü var. Ama yine de bunu yapacağım ben. Meyve gözü şuradan keseyim. Meyve gözü var ama yine de yapacağım. Başka kalem bulamadım. Evet. Şunu da şimdi bunu anacımıza uygun hale getirelim. Şöyle 180 derece arkasından. Bu aşı kalemlerimizi suya ıslamak lazım ama ben şimdi kesip getirdiğim için suya ıslamadım. Tabii bize de sarabiliriz. Su kaybı olmaması için. Tabii biz çok aşı yapmıyoruz. Akşama kadar aşı yapan insanların bu tip durumlara dikkat etmeleri lazım. Evet, şimdilik
Bunu şöyle bir yerine bir koyup bakalım. Yine aşı ustaları diyorlar ki şu mesafe ne kadar uzun olursa aşının tutma olasılığı fazla diyorlar. Biraz daha yontalım. Biz de bayağı bir uzun tuttuk. Evet, aşı da kabuk kabuğa gelmeli aşımızın tutması için güzel bir şekilde. Şunu biraz daha, evet, şöyle bir çakalım. Bir de aşı yapacağımız anaçla aşı kalemi ya kalınlık yönüyle de uyum içerisinde olmalı. Evet, bu da buraya oturdu. Şimdi dipler de kıymetli izleyenlerim bakınız tam oturmuş durumda. Şimdi tabii aşımızı sarma işlemine geçelim. Evet, şimdilik bunu hallettik. Tabii ayın eskisi yenisinde bir şey yapmayın diyorlar ama ay da eskiye geçmek üzere. Bugün Şaban ayının 14'ü. Yani kimisi de diyor aşı kalemlerine su da gitmesi lazım. Yani ayın eskisini beklememek lazım diyenler de var. Evet, şu kalemlerimizin dibini güzelce bir saralım önce. Şöyle. Yani buradan da hava almasını engellemiş olalım. Şöyle. Zaten şuralara da toprak koyacağız. Yani aşımızın tutmaması için herhangi bir neden yok. Don olacak gibi olursa da yani beklemiyoruz ama bazen Mart ayında don olayı olabiliyor buralarda. Şöyle başına bir poşet geçirebiliriz. Şimdi buna bir de aşım ağacını sürelim ki bu noktalardan şey kaybı, sıvı kaybı yaşanmasın. Kıymetli izleyenlerim, vişne ağacına kiraz aşımızı da yapmış olduk. Bu paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.